Hansa diye bir kadın vardı, sahabi. Resulullah Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah dedi. Babam beni kardeşinin oğluyla evlendirdi. Yani amcamın oğluyla beni evlendirdi. Ama ben onunla evlenmek istemiyorum. Evliyiz ama istemiyorum ben böyle bir hayatı. Efendimiz Aleyhisselam ona ecizi ma sana ebuk. Babanın yaptığı bu işe, bu nikaha cevaz ver, onay ver dedi o kıza. O da dedi ki ya Resulallah, benim böyle bir nikaha rızam yok, istemiyorum. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İzhebi fela nikaha lehu. Git, o adamın seninle nikahı yok buyurdu o zaman. Yani kadına sen muhayyersin dedi. Baba kızını zorla falanla filanla evleneceksin diyemez. Peki Resulullah aleyhisselam ne yaptı burada? Evvela tavsiyede bulundu. Babalar ne yapar? Kızlarına der ki kızım, bak babanın tecrübesi var, annenin tecrübesi var, birikimimiz var. Sen şununla evlenirsen doğru yapmış olursun. Falanla evlenme. Anne bunu söyler, baba bunu söyler. Ama baba falancaya vermeyebilir. Fakat filancaya kızını zorla veremez, yapamaz bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evvela nasihat ediyor. Yani madem böyle bir nikah kıyıldı, böyle bir aile var, o zaman o aileyi koruyun, o aileyi muhafaza edin. Kadın istemiyorum deyince, o zaman اِذْهَب۪ي فَلَا نِكَاحَ لَهُ. O adamın nikahı yok, gidebilirsin. Dilediğinle evlenebilirsin buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Hansa Resulullah Aleyhisselam'ın bu telkininden sonra dedi ki ya Resulallah, ben bunu kabul ediyorum. Ben eşimle, amcaoğluyla aileyi devam ettireceğim. Fakat bunu size arz ettim, babamı şikayet ettim ki benden sonra İslam kızlarını babaları istemedikleri erkeklerle zorla evlendirmesin. Kardeşlerim, bunları Hazreti Muhammed Aleyhisselam 15 asır önce telkin etti. 1830 yılına kadar İngilizler Londra'da hayvan pazarlarında analarının kızlarının eşlerinin boyunlarına kement takıyor, hayvan pazarında onları satıyorlardı. Times gazetesinde ilanlar var. Şimdi İslamiyet'i Allah düşmanları sorgulayamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kurduğu aile yapısı, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en müreffeh aile yapısıdır. Yok, bunun ötesi olmamıştır. Olamaz kardeşlerim. Sabit bin Kays, alim bir sahabiydi. Ayet nazil oldu. Ya eyyühellezine amenu izâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillâhu lekum. Bu ayet ondan bahsediyor. Yani ona Resulullah Aleyhisselam meclisinde yer açılmasını isterdi. Sabit bin Kays, öyle alim bir zat. Ama Cemile adında bir kadınla evlenmişti. Mehir olarak ona bir arsa vermişti. Arsa, mehir verdi. Fakat o Cemile eşini sevemedi, kabullenemedi. Bir türlü olmadı, yürümedi. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah dedi, ben eşimden ayrılmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam yine nasihat etti. Kadın dedi ki ya Resulallah, Sabit bin Kays'ın ahlakında, dininde zerre kadar kusur yok. Çok mübarek bir adam. Ama velakinni la utiku, ben bu evliliği taşıyamıyorum. Şöyle baktığım zaman erkeklerin böyle en kısası, en böyle yüzü farklı olanı, kaşı, gözü vesairesi. Yani suret, güzellik itibariyle. Onu kabullenemiyorum ya Resulallah. Peki Efendimiz Aleyhisselam, o seninle evlenirken mehir olarak bir bahçe vermişti. Onu geri verir misin? Daha fazlasını da veririm dedi. Verdi, hul diye fıkıhta bir madde var.
At-talâku bil mâle el-hul. Kadın istemiyorsa, ayrılacaksa, o zaman kocanın ona verdiği mehri geri verir, ayrılır kocasından. Fakat Peygamber aleyhisselam tavsiye ediyor, dur diyor, koru diyor, bu aileyi muhafaza et diyor. Ama zorlamıyor kardeşlerim. Neden? Çünkü o aile cehenneme dönerse, o zaman kadın da kendini yer bitirir, adam da kendini yer bitirir. Fakat İslam burada şunu telkin ediyor. Evlendin bir kadınla ya da bir kadın erkekle, bu kader diyeceksin. Rıza gösterirsen bu senin imanının kemaline işaret eder. Resulullah aleyhisselam oğlu kızıyla damadı Ali radıyallahu anh arasında sorunlar olduğunda Efendimiz aleyhisselam hep sulh yoluyla onları selamete çözmeye, sorunlarını davet etti. Berire diye bir cariye vardı. Onu Ayşe anamız radıyallahu anh'a azat etti. Berire. Mughis diye bir köleyleri evliydi. Hür olunca ayrıldı kocasından. Ayrılmak istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olmayı ona teklif etti. Buyurdu ki, لَوْ رَاجَعَتِهِ Dönsen o adamın senden çocuğu var. Berire, şimdi sen hürriyete kavuştun. Ama bak o adamın sana bir ilgisi, alakası var, çocuğunuz var. Bırak bu aileyi koru dedi Resulullah Aleyhisselam. Ya Resulallah dedi, bu emir midir sizden? Efendimiz Aleyhisselam hayır dedi. Ben emirle evlendirmem. Talimatla bu evlilik olacak demem, bu aile yürüyecek demem. Sadece tavsiyede bulunurum. Sen yapar mısın? Bunu alır mısın? Ama tercih senin. Kız tercih eder ya da erkek tercih eder ya da reddeder. Allah Resulü aleyhisselam hayır ben bunu emretmiyorum. O zaman ey Allah'ın Nebisi, siz eğer emretmiyor sadece şefaat ediyorsanız benim bu adama ihtiyacım yok. Ben bu aileyi sürdürmek istemiyorum dedi. Berire ayrıldı. Yani İslamiyet evliliği hürriyet üzerine kuruyor kardeşlerim. Mutlak bir hürriyet üzerine, mutlak bir musamaha üzerine kuruyor. Bize de diyor ki, ailedeki bu hukuku, ailedeki bu birlikteliği, beraberliği koruyun, koruyun ki Allah size huzur versin. Allah Azze ve Celle size selamet versin.